Arkadaşlar bunu çalıştırdım, çalıştırdım, hemen hata aldım. Sebebi ne olabilir? Hemen bazı arkadaşlar belki bunu en başından beri fark etmişlerdir. Bakın görüyor musunuz? Şu kapsam alanı içine yazmamamız lazımdı bu metotların bildirimlerini. Bunu da hemen düzeltelim. Nasıl? Şunu kesersiniz. Şuraya getirirsiniz. Dolur biter. Bakın şimdi hatalar da kalkar. Yoksa yani bu metotlarda hata yok, yani metot bildirimlerinde. Bakın şimdi öylesine çalıştıracağım. Sadece hata bulunmadığını görmeniz için. Şu anda tabii ekranda bir şey yok. Sadece Hello World var. Buraya geçmeden önce hemen ilk yapacağımız işlem nedir? Şu işlemler isimli sınıfın şu import edilmesi. Bu çok önemli. Hemen yapın bunu. Bir de arkadaşlar şurada şunu da yapalım. Daha güzel bir estetik bir şey katmış olalım. Burada scanf'leri falan kullanıyoruz ya. STDIO'yu da şöyle kullanmış olalım. Daha güzel bir zenginlik bir katsın diye. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? İşlemler isimli sınıfımızın tipinde iki tane nesne tanımlayalım. İşlemler, bakın zaten geldi. Sınıfımızın tipinde küçük harfle işlem ama işaretçi. Bakın işaretçiyi bırakıyorsunuz. Mutlaka nesne tanımlarken işaretçimiz olacak. Sonra eşittir deyip şöyle şunu içte tanımlayalım. İşlemler sınıfının allokla yer tahsisinde bulunacağız. Yani init ile de o yerin hazırlanıp yani hazır edilmesini sağlıyoruz. Buna işlemler 1 diyelim. Bir de işlemler 2 yapalım. Böyle bir şey daha belirleyelim. İşlemler 2. Şimdi bu tamam. Yani iki tane elimde nesne var. Şunu piyasadan kaldırdım arkadaşlar. Yani Hello World'ü kaldırdım. Şunu da şöyle çalıştırayım ki piyasadan iyice bir gitsin. Şu anda diyor bunlar diyor hiç kullanılmadı. Haberin var mı? Var var. Yani haberimiz var. Şimdi başka ne yapacağız bunu? Şimdi sayılarımızı bir hazırlayalım öncelikle. Nasıl hazırlayacağız? Bizim şurada bir metodumuz var. Hatırlayın. Şöyle 4 parametreli metodumuz var. Şimdi sayıları hazırla isimli metodu çağıralım. Bu işlemler bir isimli bu nesnenin üzerinden sayıları hazırla metodunu çağıralım. Bakın hemen bu metodum geldi. Kalıp olarak geldi. Bu metodumuzun hemen değerlerini verelim. Buraya mesela 14, buraya 53, buraya 12, şuraya da 99'u vermiş olalım. Bakın ne oldu? Bir değer vermiş olduk. Yine bu işlemler birin üzerinden yani bu nesnenin üzerinden bunları bir toplayalım. Zaten biliyorsunuz toplamanın içinde de bir printf vardı. O da yazdıracaktı ekrana. Sonra ne vardı? Bir de yazdırma vardı. Yani bir metodum daha vardı. Gösterme metodum vardı. Bu da göstersin. Bir çalıştıralım bakalım ne göreceğiz. Bakın toplamları 178'miş. 14, 53, 12, 99. Bakın bu göster metodundan geliyor. Şurası bakın bulunmasa. Açıklama halini alayım. Şurayı göremeyiz. Bakın burası gördüğünüz gibi toplama metodundan gelen şu. Gösterme metodundan da gelen sayıların görünmesi. Bakın sayı 1, 2, 3, 4. Bakın gerçekten de öyle. Sayı 1, 2, 3, 4. Yani bu göster metodundan geliyor. Burası da toplama metodundan geliyor. Peki ya şeyi de kullanalım. Bu işlemler 2'yi. Onu da kullanalım. Bir kullanım yöntemi daha var. Yani metotları arkadaşlar şeyde Objective-C programlama dilinde ya böyle kullanırsınız ya da şöyle de kullanabilirsiniz. Yani değiştirilmeye aslında metot kullanımına ayrı bir ders daha ayırayım ben. Yani onu orada anlatayım. Burada erişim belirteçlerine konuyu vereyim. Yani bir konuda mutlaka söz diyeyim.
Yani şu erişim metotlara erişimlerin başka tarzları da var. Onları da göstereceğim. Bu köşeli parantezli erişim tarzı. Bunu şimdilik böyle bilelim. Ama o diğer türlü erişimi de göstereceğim. Şimdi gelelim şu işlem 2'ye. Bakın şimdi burada bir farklı bir şey. Buraya dikkat. Bakın arkadaşlar, bazılarının üstü çizilmiş. Sayı 1'e eriştiremedi beni. Bakın sayı 1 üstü çizili. Sayı 2'nin üstü çizili. Sayı 3'ün üstü çizili. Bu ne demek? Bunlara erişemezsin demek. Öyle mi? Bir deneyelim yine de biz. Yani biz erişmek istiyoruz. Mesela bu sayı 1'e biz 571 sayısını vermek istiyoruz. Yine işlem 2 isimli bu nesnenin üzerinden bakın bu şekilde erişiyoruz. Eşittir. Neyi verelim? 632'yi verelim. 632. Yine işlem 2'nin üzerinde. Yanlış olmasın. Sayı 3'e eşittir. 1071'i verelim. Yine işlem 2'nin üzerinde sayı 4'e arkadaşlar 2023'ü verelim. Böyle sayılar vermiş olalım. Sonra bunları verdikten sonra zaten bakın dakika bir gol bir buralarda bizi uyardı. Ama olsun. Orada bir dursun şimdilik. Sonra şeyi bunu yazdıralım. İşlem 2'nin üzerinden gösterelim önce. Bakın önce sayıları bir gösterelim. Yani illa önce toplamayı yap sonra göster gibi bir şey yapmamıza gerek yok. Sonra da bir toplayalım. Bakın bu da işlem 2'nin üzerinden gördüğümüz yapı arkadaşlar. Bakalım yani ne diyor bize? Çalıştırdık. Bakın diyor ki buralara erişemezsiniz. Bu private. 2'ye de eriştirmedi. Dedi ki işte özeldir. Sen buna erişemezsin. 3. 3 de diyor korumalıdır. E kardeşim daha ne kaldı bir geriye? Yani sadece bu kaldı. Sadece diyor sonuç istiyorsan da bakın bir şeye izin vermedi. Gördüğünüz gibi yani şu sayılara doğrudan erişmeye izin vermedi. Siz bir sınıfın değişkenlerine ulaşmak istiyorsanız yani şuradaki değişkenlerine bir metodun üzerinden erişebilirsiniz. Bakın burada ne yaptık? Bakın o değişkenlere bir metodun üzerinden eriştik. Bakın mesela 14 sayısını verdik, 53'ü verdik, 12'yi verdik, 99'u verdik. Bunları bir metodun üzerinden yani bu sınıfa ait bir nesne olacak. Bakın sınıfın tipinde bir nesne var. Bakın bir nesne. Bakın bu nesnenin üzerinden biz oradaki değişkenlere bakın istediğimiz gibi erişebildik. Yani söz çok önemli. Hatta bunu kağıda yazın, bir yere yazın. Bir sınıfın, bakın tekrar ediyorum yani yavaşça. Bir sınıfın tipinde tanımlanan bir nesneden yani bu nesnenin üzerinden arkadaşlar bir metot ile siz sınıfın değişkenlerine erişebilirsiniz. Yani bir sınıfın tipindeki tanımlanan nesneden yani bu nesnenin yardımıyla o sınıfın değişkenlerine erişebilirsiniz. Yoksa öyle sadece bir nesne üzerinden hemen yani bu şekilde böyle doğrudan bir değiştirme yapamazsınız. Bakın arada metotları kullanmanız lazım. Bakın biz burada bir metodu kullandık. Bakın burada bir metot yok. Burada biz doğrudan bir atama yapıyoruz. Yani doğrudan bu işleme tabi tutabilmek için şunların hepsinin public olması lazım. Bakın varsayılana da izin vermedi. E kaldı ki zaten burada protected'a izin vermiyorsa varsayılana zaten izin vermez. Yani ona bakın protected 3 seviyeli yani 3 yıldızlı. Siz 3 yıldızlı protected'ı bile
Öyle burada kafanıza göre kullanamıyorsanız varsayılan 2 yıldızlı. Yani siz kaldı ki varsayılanı hiç kullanamazsınız yani. Şurada şunlara işte yıldızlandırma, derecelendirme işte yapılsaydı şöyle bir şey olurdu. Yani buna 4 yıldız, şuna 3 yıldız, buna 3 yıldız dedik. Şuna 2 yıldızı var. Şunun da bu garibanın da bir yıldızı var arkadaşlar. O kadar. Yani zaten özel. Yani daha koruma seviyesi birinci seviyede. Yani daha önemli. Yani bu herkese açık. Yani herkes bunu görebilir demektir. Şimdi şuradaki uyarıyı bir dikkatlice bakalım ne yazıyor. Şurayı şöyle iyice açalım. Bakın sayı 1'e ne demiş? Private muamelesi görmüş sayı 1. Halbuki sayı 1 neydi? Gelin arkadaşlar. Sayı 1 bakın varsayılan. Varsayılan demek ki private seviyesinde muamele görüyor. Bundan önceki X kodun bundan önceki sürümünde arkadaşlar, yani bundan önceki 3 noktalı sürümlerde, yani bu dörtlü değil, yani bu versiyon 3'te bu varsayılan seviyeye arkadaşlar protected muamelesi yapılıyordu. Şimdi onu da private seviyesine bir çektiler. Yani bu seviyede, yani siz bir şey belirtmeseniz de bakın ekranda onu private olarak size yazdı. Diyor ki o bir private'tır. Onu öyle siz kafanıza göre değişemezsiniz. Bunda da yani zaten sayı 2'nin private olduğunu biliyoruz. Sayı 3'te zaten protected. Böyle bizi hata olarak, yani bu bir hatadır. Siz böyle erişim yapamazsınız. Kafanıza göre değişiklikte bulunamazsınız. Tamam. Bunları açıklama yapsak acaba ne olur? Yani bu program çalışır mı? Sadece public olana eriştik. Ne olur? Bakın sayı 4'ü sadece gösterdi. Şurayı açacağım birazcık. Şöyle yukarı doğru. Dikkat edin. Bakın bu da bizim işlem 2'nin üstünden. Yani birinci sayıya bir değer veremedik. İkinciye veremedik. Üçüncüye veremedik. Çünkü neden? Şu sebeplerden dolayı. Bakın yani işlem 2'nin üzerinden bunlara bir değer veremedik. Bize izin vermedi. Ama buna bir değer verdik. Mesela 2023'ü verdik. Ne oldu? Sonuçta zaten bu kadar sıfırla 2023'ü de toplarsan 2023 sayısını elde edersin yani. Bu da normal bir şeydir. Evet. Yani burada demeye çalıştığımız şey erişim belirteçleri çok önemli. Öyle kafanıza göre erişemezsiniz. Yani erişim belirteçleri size izin verdiği ölçüde erişimlere muvaffak olursunuz. Yoksa aksi takdirde hatalarla karşılaşırsınız. Bundan önceki dediğim gibi X kodun 3. sürümünde olsaydı buraya hata yerine uyarı verecekti ve çalışacaktı bu program. Ama bu sürümde daha böyle tedbirli gidiyorlar. Daha böyle değişiklik yapmışlar üzerinde ve bu sayede arkadaşlar bu sayede daha sağlam kod geliştirmenizi sağlıyorlar. Arkadaşlar bir dahaki derse kalıtım ve mirası işleyeceğim. Yani inheritance'ı işleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun arkadaşlar.